Bir tane garip bir röportajcı çocuk. Birazdan espri yapacak ve güleceğiz. Bu yeni bir stil galiba. I don't know why they tell you that you are a Mr. Big. Why? Very big feet. Sizin için Benjamin Button diyorlar. Sürekli boyunuz kısalıyormuş. Öyle mi? Kim dedi? Harika bir yıl. Ben seni nereden tanıyorum? Kütüphaneden olabilir mi? Bu sene şans bizden yana oldu ve güzel gitmeye başladı. Evet. Bir soru sorayım size, böyle olay bir cevap verin falan. Yani yanımda Soner Sarı Karabadayı var. Bir röportaj vereceğiz şimdi birlikte. Nasılsınız? İyiyim. Röportaja başlayalım mı? Evet, başlayalım. Annem arıyor. Ya ben bu arada ilk kez tanıştım sizle. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Türk televizyonları ilk falan olması önemli değil benim için. Evet, 2015 yılının en iyi çıkış yapan şarkılarından biri İstersen ve karşınızda Buray. Seni kaybetsin duygulara, görüşte görüşmekmiş aşk. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmakmış aşk. Ansızın umutsuzluk yelken açıp uzaklaşınca ufuktan anlıyorsun var. Sonbaharda yapraklar sararırken sen de yeşile bürünür aşk. İstersen yak, savur, dağıt beni, yarala. Al bütün varım, yok senindir, ben yazdım seni. Seni kaybettiğin duygulara bir gülüşle kavuşmakmış aşk. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmakmış aşk. Ansızın umutsuzluk yelken açıp uzaklaşınca ufuktan anlıyorsun da. Sonbaharda yapraklar sararırken sen de yeşile dönür aşk. Dalgalanır durulur sular gibi, hasretin çarpar yüreğime. Saçlarını savurur rüzgar gibi, ay gibi parlar geceme. İstersen yak, savur, dağıt beni, yarala. Al bütün varım, yoğum senindir, ben yazdım seni diğer yarıma. Yeni yılda aşk mı bekliyorsun, para mı? Hangisini daha çok istersin? Şimdi nakit mi?
Para derken nasıl oluyor? Ne kadar nakit diyorsun? Ya 50-50 olsun. Ben o zarfları da alabilir miyim? 2016 yılına dair bir soru sormanı isteyeceğim. Tamam. Ve yine bir dilek gibi. 2016'ya bir soru sor. Mesela en iyi ödül alacak mıyım mesela? Bir sürü ödül alacak, bir sürü ödül alacak mısın? Al cevabını seç bakalım. Buray. Hadi bakalım. Şunu alıyorum abi. 2016 yılında bir sürü ödül alabilecek miyim diye sordu. İnşallah tabii. Bakalım ne yazacak. Oku sesli. Kafanı bunlara yorduğun kadar derslere yorsaydın profesör olmuşsun şimdi. Bu akşam için gözüm, gözümde canlandı anılar. Ağlamak istiyorum, haykırmak istiyorum. Bu akşam içimde hüzün var. Sensiz geçmiyor bu akşamlar. Gönlümde dinmiyor arzular. Kavuşmak istiyorum, sarılmak istiyorum. Bak bizi bekliyor anılar. Anılar, anılar. Şimdi gözümde canlandılar. Anılar, anılar. Beni bu akşam ağlattılar. Abi senin böyle anılar demişken evet, yıllar içerisinde unutamadığın bir anın var ya, bizle paylaşmak ister misin? Lütfen. Herhalde 4-5 sene önceydi. Gönen Spor'un gecesinde bir sanatçı gerekiyor. O sanatçı da bizi buldular. Bizi takdir etmişler. Gittik verdik. Güzel konser veriyoruz da. Yani konuklardan birisi geldi. Ben de dedi Coşkun Bey sizin çok güzel şarkınız vardı. Nikah Masası onu istiyoruz. Şimdi dedim ya nikah masası benim değil. Ayrıca da şarkıyı da okumadım şu ana kadar hiç sahnede. Çünkü
Yani Ümit'le o kadar çok özdeşleşmiş ki. Ama dönem şarkı diye böyle yani, karıştırmışlar herhalde. Şimdi tamam anlaşılır yani pes eder de gider diye mi? Pes etmiyor. Hayır senin şarkın diyor. Dedim değerli konuklarımız içeride var 350-400 kişi. Bir oylama yapmak istiyorum sizlere dedim. Beyefendi tuttum kolundan. Nikah Masası diye bir şarkı var dedim. Bu Ümit Besen'indir diyenler el kaldırsın. Bütün salonda el kaldırdı Ümit Besen. Peki Nikah Masası Coşkun Sabah diyenler el kaldırsın. Bir Allah'ın kulu yok. Adam bana döndü. Senin şarkın. Harika, harika. Ümit Serçemiz, Sefa Doğanay. Sezen Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakan'cığım. Teşekkür ederim canım. Çok güzelsin. Çok güzel görünüyorsun burada. Öyle konuşunca bana neden öyle şarkı söylerken? Ben böyle alıştım. Nameyi buradan veriyorum dudaktan. Böyle bir name yaparken mesela şarkının tam sözü biterken brrr diye bir şey çıkıyor. Nasıl oluyor? Yapalım beraber. Yap, neresini mesela diyorsın? Prangolarca. Prangolarca buyurma taktığım sensiri. Kendinden ekolu benim dudaklarım o yüzden. Şey, orada çarpıp yine oluyor. Şarkıyı tekrar dilek dileği de var. Evet canım böyle. Beni çok Ş ve Ç harfleri olan sorular sormazsa bana sevinirim. Patlıyor çünkü yayına ses gitmeyecek. Gerçekten Sezen Hanım böyle şeyler mesela patlıyor ya. Evet patlıyor işte. Sefa bir normal hale dönsün anlaşılır. Normalde Ş ve Ç. Sezen Hanım. Ş ve Ç oluyor. Dudakları da öne doğru gidiyor. Öğretir misin biraz bana? Sezen Aksu olmak istiyorum ben de. Sezen olman için önce dudakları öne getireceksin canım. Hı. Böyle. Ondan sonra yanırım, diyeceksin. Sen tabii ördeğe benzedin. Olmadı seninki. Sen niye benziyorsun öyle? Biraz yani böyle kendimi hamur gibi saldığım zaman onlar kendi oynuyor zaten.
çare canımı, ömrümü, hayatımı, sile sile her şeyimi. Ben o yare kalbimi, yakalım dişimi, sererim haberim olsun.